Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle sağlıklı büyüyorum ve dengeli besleniyorum konusunu işleyeceğiz. Haydi gelin başlayalım. Sağlıklı şekilde büyümek ve gelişmek için dikkat etmemiz gerekenler vardır. Başta sağlıklı beslenmek olmak üzere kişisel bakımımız da çok önemlidir. Her zaman doğru besin kaynaklarını yemeli ve ailemizin bize verdiği yemeklerin hepsini yemeliyiz. Doğru ve sağlıklı beslenmemiz için değişik sebze ve meyve türlerini tüketmemiz gerekmektedir. Bu sebze ve meyve türleri farklı mevsimlerde yetişir. Değişik mevsimlerde yetişen bu besin kaynakları ailemiz tarafından alınır. Biz de onları sofrada afiyetle yeriz. Böylece sağlıklı büyürüz ve gelişiriz. Sağlıklı büyümek ve gelişmek için hayatımızda yapmamız gereken bazı önemli kurallar vardır. Bu kurallara uymamız gerekir. Böylece hiçbir sağlık sorunu yaşamadan ve güvenli şekilde büyüyüp gelişebiliriz. Kişisel bakım, sağlıklı büyümek ve gelişmek için en önemli hususlar içerisinde yer alır. Kişisel bakımımız içerisinde yapmamız gerekenler sağlıklı büyümek ve gelişmek için çok gereklidir. Şimdi gün içerisinde kişisel bakım için neler yapmamız gerekir? Gelin beraber bakalım. Mutlaka temizliğimize önem vermeliyiz. Sabah kalktığımız zaman elimizi yüzümüzü yıkamalı ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Ayrıca düzenli olarak banyo yapmayı unutmamalıyız. Her zaman ailemizin verdiği temiz kıyafetler giymeliyiz. Sağlıklı bir yaşam için spor yapmalıyız. Gün içerisinde dışarı çıkıp arkadaşlarımızla oynamalı ve koşmalıyız. Ayrıca evimizde ya da okulumuzda egzersiz hareketleri yapmalıyız. Sağlıklı besinleri bol bol tüketmeliyiz. Özellikle mevsiminde sebze ve meyveleri tüketirsek daha hızlı şekilde ve sağlıklı büyüyüp gelişebiliriz. Açıkta satılan yiyecekleri almamaya özen göstermemiz gerekir. Bu besinler sağlıksız olabilir ve sağlığımızı tehlikeye sokabilir. Gazlı içeceklerden uzak durmalıyız. Çünkü gazlı içecekler asitlidir ve midemize zarar verebilir. Kişisel bakım açısından bu kurallara dikkat ederek sağlığımızı koruyabiliriz. Sağlıklı beslenme Beslenmek en önemli ve temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Bütün canlılar yaşayabilmek için beslenmek zorundadırlar. Bu konuda sağlıklı beslenmek için besin kaynaklarından bir kısmını bitkilerden, bir kısmını ise hayvanlardan temin ederiz. Hayvanlardan elde ettiğimiz besin kaynakları şunlardır: Et, süt, yumurta, tereyağı, peynir ve bal. Hayvanlar ile beraber ayrıca bitkilerden elde ettiğimiz çok önemli besin kaynakları bulunmaktadır. Sebzeler, meyveler, kuru yemişler, bakliyatlar. Tüm bunlar bitkisel olarak sağlanan bitkisel besin kaynaklarıdır. Hem hayvansal hem de bitkisel kaynakları düzenli olarak tüketmeliyiz. Ancak dengeli ve düzenli şekilde beslenebilmek için gün içerisinde öğünlere uygun şekilde Besin kaynaklarını tüketmeliyiz. O yüzden kahvaltı ve öğle yemeği ile akşam yemeği için tüketmemiz gereken besinlere dikkat etmeliyiz. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu belli başlı protein ve vitaminler vardır. Proteinler daha hızlı gelişmemizi sağlarken vitaminler bizi hastalıklara karşı korur. Mineral bakımından zengin olan gıdalar ise bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Dengeli ve yeterli beslenmek için yemek seçmemeli ve öğün atlamamalıyız. Yağ ve şeker ağırlıklı gıdalar yerine sebze ve lif ağırlıklı besinler tüketmeliyiz. Kahvaltı yapalım. Kahvaltı gün içerisindeki en önemli öğündür. Bu öğünde peynir, domates, salata ve zeytin gibi besin değerleri yüksek gıdalar tüketmeliyiz. Çay veya kahve yerine süt içersek kemiklerimiz daha hızlı gelişir. Yumurta da her kahvaltıda mutlaka yememiz gereken son derece faydalı bir gıdadır. Tam bir protein deposu olan yumurta göz ve beyin sağlığına da iyi gelir. Yemek seçmeyelim. Tek tip beslenen kişiler daha sık hasta olur hep aynı tür gıdalar tükettikleri için yeterli protein alamazlar. Dengeli beslenmek her yiyecekten az da olsa yemek demektir. Bu sayede vücudumuzdaki sistemler çok daha iyi çalışır. Abur cuburdan uzak duralım. Abur cubur olarak tanımlanan zararlı yiyeceklerde çok fazla yağ ve şeker bulunur. Şekerli gıdalar hızlı bir şekilde külü almamıza neden olabilir. Aynı zamanda aşırı şeker tüketimi doğrudan iç organlarımıza da zarar verir. Çikolata ve şeker gibi gıdaları fazla tüketmek dişlerimizin çürümesine de neden olabilir. Sürekli dışarıdan yemek yerine annelerimizin yaptığı ev yemeklerini tercih etmeliyiz. Yağ yerine lif, şeker yerine protein ağırlıklı beslenirsek çok daha zinde oluruz. Yemek saatlerine dikkat edelim. Dengeli beslenmekte yemek saatleri de çok önemlidir. Örneğin gece yatmadan en az bir saat önce bir şeyler yemeği kesmeliyiz. Vücudun alınan besinleri sindirmesi saatler sürer. Eğer uyumadan önce yemek yersek bu midemizin sıkışmasına neden olabilir. Öğün aralarında meyve ve yoğurt gibi doğal gıdalar tüketmeliyiz. İki öğün arasında en az 5-6 saat olmalıdır. Yani sabah 8'de kahvaltı ettiysek öğleden sonra 1 ya da 2'den önce yemek yememeliyiz. Su içelim. Su insanların temet, temel hayat kaynağıdır. Günde en az 2 litre su içmeli ve su ihtiyacımızı başka yiyeceklerden karşılamamalıyız. Diğer içecekler şeker içerdiği için daha fazla susamamıza neden olur su içmek temel sistemlerimizin da çok daha hızlı çalışmasını sağlar. Eklemlerin gelişmesini sağlayan su vücut ısısını da dengeler. Bu sayede kışın hastalıklara karşı daha güçlü oluruz. Terli terli su içmemeli, önce üstünüzü değiştirmeli ve terimizin kurumasını beklemeliyiz. Terliyken soğuk su içmek bağışıklık sistemine zarar verir ve vücut direncini düşürür. Spor yapalım. Beslenme kadar spor yapmak da sağlığımız için çok önemlidir. Haftada en az 3 gün spor veya egzersiz yapmaya özen göstermeliyiz. Vücudumuzun tüm kaslarını ve eklemlerini çalıştırmak daha enerjik olmamızı sağlar. Bol bol egzersiz yapmak bizi obezite riskine karşı korur ve kemiklerin gelişimini destekler. Sebze, meyve yiyelim. Havuç A vitamini bakımından çok zengindir ve göz sağlığımıza iyi gelir. Tam bir demir ve kalsiyum deposu olan ıspanak da haftada en az bir kere tüketilmelidir. Bunun dışında nohut, mercimek, fasulye ve bezelye gibi baklagillerden de ihtiyacımız olan proteinleri alabiliriz. Şeker ihtiyacımızı ise meyvelerden karşılayabiliriz. Elma, Portakal, mandalina gibi meyveler C vitamini ihtiyacımızın çoğunu karşılar. Nezle ve gripken bol bol meyve tüketmek hastalığın çok daha kısa sürede geçmesini sağlar. Yılın her mevsimi yenilebilen muz ise yüksek potasyum içerir. Evet çocuklar. Biraz da soru çözelim. Sağlığımız için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Doğru. Vücudumuz için gerekli enerjiyi besinlerden elde ederiz. Doğru. Sağlığımız için yemek seçmeliyiz. Sağlığımız için yemek seçmemeliyiz çocuklar. Yanlış. Her türlü besinden yeteri kadar yemeye dengeli beslenme denir. Doğru. Dışarıda satılan her türlü yiyecek bizim için yararlıdır. Dışarıda satılan yiyecekler bizim için zararlıdır çocuklar. Yanlış. Yumurta, süt, bal gibi besinler bitkisel gıdadır. Yumurta, süt, bal gibi besinler hayvansal gıdadır. Yanlış. Hayvanlardan elde edilen gıdalara hayvansal gıda denir. Doğru. Kahvaltı öğünler içinde en önemli olanıdır. Doğru. Patates kızartması, hamburger, cips gibi yiyecekler sağlıklıdır. Bu tarz yiyecekler fazla yağ içerdiği için sağlıksızdır çocuklar. Yanlış. Yiyecek ve içeceklerimizin temiz olmasına dikkat etmeliyiz. Doğru. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.